Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar testi 4'ü birlikte çözeceğiz. Dünya otomotiv endüstrinin en büyük paya sahip olan 3 bölge Doğu Asya, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika. Dünyadaki özellikle otomotiv endüstrisindeki önde olan 3 alan. Aynı zamanda dünya motorlu kara taşıtçıların büyük bölümü bu bölgede yer alan ülkeler arasında yapılmaktadır. Örneğin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar motorlu kara taşıtçı üreten ülkenin biri Amerika'dır. Birisi Amerika'dır. Tüketici isteklerine cevap veren Japonya ve Almanya'dan motorlu kara taşıtları ithal etmektedir. Yukarıdaki metne göre yargılardan hangileri söylenebilir? 1. Batı Avrupa motorlu kara taşıtların üretiminde en çok olduğu bölgedir. Evet, özellikle Almanya'dan biliyorsunuz, Almanya'dan ithal ediyor arkadaşlar. Küreselleşme sonucu üretim sadece iç pazara değil, dünya pazarına yapılır. Doğru, evet. Sadece iç pazara değil, dünya pazarına yapılır. Doğru. Motorlu kara taşıtlar ticaretine ABD hem ihracatçıdır hem ithalatçıdır. Evet. Hem Almanya'dan alıyor hem de o ülkelere satıyor arkadaşlarım. O zaman doğru cevap, birinci sorunun doğru cevabı evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu soruyu tekrar incelediğimiz zaman diyor ki bize hangileri ulaşılabilir diyor. Batı Avrupa motorlu kara taşıtlar üretiminin en çok olduğu bölgedir diyor. Bakalım. Bakın. Kara taşıt üretimi değil. İthal ediliyor arkadaşlar. Ve en çok olup olmadığını bilmiyoruz. Küreselleşme sonucu üretim sadece pazarda değil, dünya pazarında yapılıyor. Doğru bakın. O zaman bunu alacağız arkadaşlar. 2 numarayı alacağız. Evet. Motorlu kara taşıtların ticaretinde ABD hem ihracatçı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ithalatçı. Doğru. O zaman bu bilgiyi de alacağız. Evet. Doğru cevap o zaman 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Yani birinci sorunun doğru cevabı E şıkkı arkadaşlar. Evet. Aşağıda yurt dışından Türkiye'ye gelen bir turist kafilesinin 5 günlük gezi planı verilmiş arkadaşlar. Gezi planına göre aşağıda hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Hangisi söylenemez? Dördüncü gün dini yapıya sahip mekanların gezilmesi planlanmıştır. Dördüncü gün neredeyiz arkadaşlar? Dördüncü gün Konya Mevlana Türbesi'ndeyiz. Evet, dini bir yapıya gezi. İkinci ve üçüncü gün hariç diğer günlerde beşeri oluşumlar. Beşeri oluşumlar arkadaşlar. Bakalım beşeri oluşumlar neler? İkinci ve üçüncü günler hariç. Evet, birinci gün İzmir, Efes, Antik Kent'i gençler. Antik Kent'i oluşturan insanlardır, beşer. Dördüncü gün Konya Mevlana Türbesi, beşer. Beşinci gün Ankara'daki ilk meclis ve Anıtkabir, beşer. O zaman bu bilgimize doğrudur. Evet, bu bilgimize doğru arkadaşlar. Birinci ve ikinci günler dünya kültür mirasının bulunan mekanlar gezilecektir. Birinci ve ikinci günler, evet, bir İzmir'de Efes Antik Kenti, iki Denizli Pamukkale travertenleri. Biliyorsun arkadaşlar bunlar UNESCO'nun dünya kültür mirası sayılan eserler arkadaşlarım. O zaman bu bilgi de doğru. İkinci ve üçüncü günler Kars'ı konuşumunu gerçekten gezdirmesi planlanmıştır. İkinci ve üçüncü günler. İkinci gün Denizli Pamukkale Kars'tır. Üçüncü gün Antalya'daki mağaralar, Sarkıtlı, Sütun onlar da Kars'tır. Evet. O zaman üçüncü gün, ikinci ve üçüncü gün Kars'ı konuşumunu gerçekten ziyaret edilmiştir. Doğru. Birinci gün Türk kültürüne ait. Birinci güne bakıyoruz arkadaşlar. Türk kültürüne ait değil arkadaşlar. İlk çağ medeniyetidir bu. Türk kültürüne ait değildir. O zaman ikinci sorunun doğru cevabı E şıkkı arkadaşlar. Evet. Murat öğretmen yukarıdaki tabloya göre öğrencilerin Türkiye'nin dış devletin giderleri artıran sorunlar tespit edip çözüm önerisi numaralar istemiştir. Bazılarının tespit ettikleri sorunlara çözüm önerileri numaralı olarak aşağıda verilmiştir.
Bu sorunlara hangisinin çözüm önerisinin uygulanması Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlar? Arkadaşlar bize Türkiye ekonomisine katkı soruluyor. Arkadaşlar sorun incelediğiniz zaman ve yukarıdaki ürün gruplarını incelediğiniz zaman özellikle bizim dış ticaretteki açık olan kısmını incelememiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar biz en çok parayı enerji kaynağına ödüyoruz. Peki biz alternatif bir enerji kaynaklarına yönelirsek ne olacak arkadaşlarım? Bizim dışarıya ödediğimiz para cebimizde kalacak. O zaman üçüncü sorunun doğru cevabı C şık arkadaşlarım. Üç numaralı öneri Türkiye ekonomisindeki en büyük katkı olacak. Dördüncü soruda ülke sınırları içerisindeki her türlü mal ve hizmet alım satımı iç ticaret diyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz iç ticaret. Ülkenin kendi sınırları içerisinde yapılan ticareti diyoruz arkadaşlar. İç ticaret hareketli bir yapıya sahiptir. Bu hareket ülkemizdeki iklim çeşidine bağlı yetişen farklı tarım ürünleri. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim için iklime bağlı tarım ürünleri yetiştiriyor arkadaşlar. Türkiye'de kimse farklı bir sonuç olarak her ürün her bölge yetişmez. Bu nedenle iller arasında ihtiyaca göre farklı ürün ihracat ticareti yapılır. Evet. Buna göre Trabzon ve Balıkesir illerinden Konya iline Trabzon'dan Konya'ya, Balıkesir'den Konya'ya ticaret yapılmak beklenen ürünler aşırı hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz Trabzon dendiği zaman çay akla gelecek. Fındık akla gelecek. Evet. Çay, fındık, mısır, Karadeniz ürünleri arkadaşlar. Evet. O zaman doğru cevabımızda fındık ya da çay olacak. Balıkesir dendiği zaman aklımıza zeytin gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle de sofralık zeytin. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. Dördüncü sorunun doğru cevabı C şıkkında Trabzon'dan Konya'ya fındık ihraç edecek. Göndereceğiz, satacağız. Balıkesir'den de Konya'ya zeytin satışını gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, devletin ülkeye kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt yerine ulaşması sağlaması, denetim için yasaların dikkate alınması, bölgede işlevsel yönetim bölgeleri deniyor. Arkadaşlar biliyorsunuz işlevsel yönetim bölgelerindeki amaç kolay etmek. Evet, ülkemizde işlevsel yönetim bölgeleri yerel merkeze bağlı yönetimler olmak üzere ikiye ayrılır. Yerel yönetimler belediye, büyükşehir, il, ilçe, belde ve muhtarlıklardır. Merkezi bağlı yönetim ise valilik ve kaymakamlıklardır. Bu bağlamda belediye hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için nüfusun fazla olduğu şehirlere büyükşehir statüsü verilmiştir. Evet, büyükşehir. Arkadaşlar 30 tane büyükşehrimiz var. Unutmayın arkadaşlar. Buna göre aşağıda işte hangisi bu statüye sahip değildir? Yani büyük şehir değil diyor arkadaşlar. Arkadaşlar Zonguldak büyük şehir değil lütfen. Zonguldak büyük şehir değil arkadaşlar. Diğer illerimiz büyük şehirler arkadaşlar. Doğru cevap 5. son doğru cevabı A şıkkıdır. Evet. 6. soruda arkadaşlar. Aşağıdaki çizimden hangisi Türkiye'de turizm sektörünün ekonomiye katkısını artırmaya yönelik değildir diyor. Turist ürün oluşturması ve pazarlaması, turistik ürün oluşturması ve pazarlaması ekonomiye katkıdır arkadaşlar. Yatak kapasitesi yüksek otelin sayısının artırması ekonomiye katkıdır arkadaşlar. Tarihi yapıların yenilenme çalışmaları ve turizme kazanması ekonomiye katkıdır. Turizm bölgelerindeki ağaçlama çalışmalarının artırılması. Bu doğaya katkıdır arkadaşlar. Ağaçların sağlık turizmi, ekoturizmi, kongre turizmi gibi farklı turizm alanlarına yatırım yapılması turizm ekonomi katkısıdır. 6. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Kocaeli'nin sanayileşmenin en üretken tüm ulaşım imkanına sahip olması. Biliyorsunuz arkadaşlarım ulaşım sanayileşme üzerine. Evet. Metne göre
Kocaeli Sanayileşmesi'nde hangi yerde söz edilebilir? Evet. Arkadaşlar, Kocaeli ile ilgili bakın, metinde farklı illere olan bağlantısı kurulmuş. O zaman ulaşım olanakları gelişmişti. Evet, kesinlikle. Kocaeli'nde ulaşım olanakları gelişmişti arkadaşlarım. Ve bu da ekonomiyi, sanayileşmeyi artırmıştır. Evet. Önemli sanayi merkezi, sanayi ve ticaret merkezi yakınlığı. Evet arkadaşlarım, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmit'e ve benzer, bakın yukarıdaki verilmiş. O zaman bu da önemlidir. Enerji kaynak. Arkadaşlarım, metinde enerji kaynaklarından bahsedilmemiş arkadaşlar. O zaman 7. sorunun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu yeşil. Azerbaycan ve Hazar bölgesinde üretici petrolün güvenli, ekonomik ve çevre sorunu oluşturmayan bir boru hattı sistemi ayrıcılığıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşınması gerekiyor arkadaşlar. Uzunluktan bahsediliyor bakın. Evet. Ve taşıma kapasitesinden bahsediliyor. Bu boru hattı sistemi aşıda hangisinde? Arkadaşlar biliyorsunuz Azeri petrolünü, Azeri doğalgazını ülkemiz üzerine taşıyan hat Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı arkadaşlar. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı ülkemiz için ekonomisi önemlidir. Ve Azeri petrol dünyaya taşımamız önemlidir. Doğru cevap E şıkkı. Demir yolları yer şekillerinin sade, nüfusun fazla ve ekonomik faaliyetin gelişmiş olduğu alanlarda geçiriliyor. Demir yolların uzanışında yeryüzü şekillerinin etkisi fazladır arkadaşlar. Buna göre haritanın uzanmak istiyorsan yerin hangi demir yolu ulaşımı yoktur. Aman dikkat. Arkadaşlar dağlık olan bölgelerimize dikkat edeceğiz bu tür yollarımıza. Evet. Doğru cevap. 9. sorunun doğru cevabı 2 numaranın olduğu yer Çanakkale ve çevresi arkadaşlarım. Burası dağlık, engebelidir. Demir yolu hattımız yoktur. 5 numaranın olduğu yer Rize, Trabzon ve çevresidir. Dağlıktır. Demir yolu hattımız yoktur arkadaşlarım. O zaman doğru cevap C şıkkıdır. 2 ve 5'in olduğu yerde demir yolu hattımız yok. Ulaşım faaliyetlerine ekonomik faktörler doğal ve beşeri olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Aşağıda hangisi ulaşım etkileyen doğal faktörlerden biridir? Arkadaşlar doğal faktör, yeryüzü şekilleri doğaldır arkadaşlar. Diğer bütün unsurlar beşeridir. Evet, doğru cevap A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın